Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş bu iki tutuklu ile ilgili olarak çok yoğun bir tartışma devam ediyor. Bir yandan Osman Kavala'nın Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek olan o itirazı, bir yandan da geçtiğimiz günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gelen Demirtaş'ın haksız yere tutuklu kaldığına ilişkin karar, ayım kararı. İşte bu iki karar ve tabii başka dosyalar genel bir çerçeve içinde Türkiye'de insan hakları konusunda ya da demokratik haklar konusunda, yargı konusunda, adalet konusunda reformlar yapılacağı beklentisi yükseldiği bir döneme rastlıyor. İşte bu dönemde bir yandan da geçen hafta adeta apar topar, adeta bazı milletvekillerinin deyimiyle yangından mal kaçırırcasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir yasa teklifi geçirildi. Bir torba yasaydı. Başlığıyla içeriği arasında ciddi farklar ve çelişkiler olduğundan da bahisle geçirildi. Şimdi hem bu reform söylemlerini hem de sözünü ettiğimiz bu dosyaları ve meclisten geçen yasayı değerlendirmek üzere bir değerli hukukçu ağırlıyoruz KRT Akşam Haberlerinde. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Sayın Hüseyin Özbek'le konuşacağız. Hüseyin Bey, iyi akşamlar efendim, merhabalar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi isterseniz hafta sonunda biraz teamüllere de aykırı olarak apar topar geçen, yani yasanın içeriğinin ağırlığıyla pek mütenasip olmayan şekilde hızla geçirilen yasa tasarısına değinelim. Burada kimi görüşlere göre muhalefetin yaptığı konuşmalardan anlıyoruz ki özgürlüklerin, özellikle de örgütlenme özgürlüğünün ciddi şekilde boğazlanması anlamına gelebilecek hükümler var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu yasayı? Bireysel özgürlük olsun, derneklerde, demokratik kitle örgütlerinde, meslek örgütlerinde, mesleki bir odak etrafındaki yapılanmalarda olsun, esas olan özgürlükçü yorumdur, özgürlükçü bir bakıştır. Demokratikleşmenin böyle kurumsal yapıları olan hukuk devleti olmanın, hukuk kültürünün genelleşmesinin de bir anlamda teminatları olan bu yapıların daha da zapturapt altına alınması, denetim altına alınması, yürütmenin denetimine, kontrolüne sokulması doğru değildir, kabul edilemez. Bugünlerde Türkiye'de nedense yargı reformu, adalet reformu, reform yeniden konuşulmaya başlandı. Reform sözcüğünün ortalama insanımızda yarattığı çağrışım ve beklentiyle ters orantılı bir şekilde bir süreç yaşıyoruz. Son düzenlemelerde bir taraftan reform, bir taraftan demokrasi, bir taraftan düşünce ve ifade özgürlüğü telaffuz edilirken, öbür tarafta bu az önce söylediklerimizin pratiğe yansıtılmasını son derece zorlaştıracak bir süreç yaşıyoruz. Son yasa da bu anlamda değerlendirilmelidir. Şimdi Sayın Özbek, bu yasayla birlikte tabii toplumun gündeminde ya da yargının, adaletin gündeminde iki önemli dava dosyası da var. Yani çok öne çıkan kişilikler olduğu için bir tanesi Osman Kavala'nın, iş insanı Osman Kavala'nın durumu, ötekisi de AİHM'den çıkan Selahattin Demirtaş'la ilgili karar. İsterseniz ilk önce bu Selahattin Demirtaş dosyasıyla başlayalım. Hükümetin daha ilk duyulduğu andan itibaren sert bir şekilde biz AİHM kararını tanımıyoruz, uygulamaya da koymayız şeklindeki tavrını açıkça beyan etmesini siz nasıl karşılıyorsunuz? Burada isimler üzerinden gitmek yerine daha kavramlar üzerinden gitmenin daha doğru olduğu düşüncesindeyim. Selahattin Demirtaş veya Osman Kavala'nın adının, simgesinin temsil ettiği düşüncenin bir kısım insanlarımızdaki olumsuz ve antipatik, bir kısım insanlarımızda da desteğe değer ve sempatik bir yaklaşımın dışında hukuki bir yaklaşım, hukuki bir değerlendirme, hukuki bir düzlemde ele alınmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Soyut anlamda bakılırsa belki mesele kolaylaşır aynı zamanda.
belli bir isim üzerinden, belli bir sembol üzerinden antipati, tepki veya sempati üzerinden yürünürse hukuk istenilen yöne doğru çekilebilen, istenilen şekilde böyle ana sınıf öğrencilerinin yapbozda kullandığı hamurlar gibi istenilen şekle sokulabilir ki bu da hukuk devleti karnemizin son derece negatif bir biçimde görünmesine yol açar veya karnede yeni kırıklar oluşturur. Bu anlamda hukuka, hukuk ölçütlerine, hukuk kriterlerine bakmak lazım. Bir kişi Ahmet ise buna yazık oldu, buna bu yapılmaz yerine veya Mehmet ise oh olsun daha da fazlası yapılmalı yerine hukuksal kavramlarla kendilerine atfedilen suçlar ve bu suçların karşılığı olarak hukuki kriterler esas alınmalı diye düşünüyorum. Her ikisinde de söyleyeceğim husus budur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye tarafından yargısal sonuçlarıyla birlikte tanınmaktadır. Bu konuda iç mevzuatta hukuk düzenlemeleri yapılmıştır. Bu konuda soyut olarak bakılması gerektiğini düşünüyorum. Sayın Özbek, son olarak bu AİHM kararlarının tanınıp tanınmaması ile ilgili konunun bir tartışma meselesi yapılmasının Türkiye'nin yakın bir geçmişte, hatta çok daha ondan öncesinde de kendini bağladığı, yani uluslararası evrensel hukuk kurallarının tabi olduğu mahkeme kararlarının iç hukukun çelişmesi halinde iç hukukun üstüne geçmesi yolundaki elbette hükümlerle daha üstü norm olacağını Türkiye kabul etti. Evet, yani anayasaya da 90. maddeye koymuşuz bunu. Evet, bir başka bunun inkar edilmesinin sakıncalarına biraz da değinelim efendim. Konuşun. Türkiye hukuk liginde kalmak istiyor mu? Türkiye demokrasi liginde kalmak istiyor mu? Yoksa bunun dışında tipik, despotik bir Orta Doğu devleti olmayı mı tercih ediyor? Mesele bu, ölçüt bu. Peki, bunun dışına çıkıldığı zaman da ciddi sıkıntılar tabii uluslararası sistemle yaşanması. Türkiye, biz diyoruz ki hukukçular olarak, meslek örgütleri olarak Türkiye hukuk liginde kalmalıdır. Türkiye demokrasi liginde kalmalıdır. Türkiye hukuku, demokrasiyi bireylerin günlük yaşamında hissedebileceği bir şekilde kurumsallaşmalıdır ve yürütme olarak, siyasi güç olarak hukuka saygı duymalıdır. Yargıyı örselememeli ve yargıyı denetim altına almaya çalışmamalıdır. İşin özü budur. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Sayın Özbek. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim.